Tek cins atomdan oluşan saf maddelere element denir. Elementler atomlardan ya da aynı atomların birleşmesiyle oluşmuş moleküllerden meydana gelir. Farklı elementlerin atomları birbirinden farklıdır. Fiziksel ve kimyasal yollarla başka maddelere ayrıştırılamazlar. Elementler sembollerle veya formüllerle gösterilebilir. Hidrojen, demir ve altın elementleri örnektir. Farklı cins atomlardan oluşan saf maddelere bileşik denir. Bileşikler farklı atomlardan ya da farklı atomların birleşmesiyle oluşmuş moleküllerden meydana gelir. Bileşiği oluşturan elementler kendi özelliklerini kaybeder. Kimyasal yollarla kendisini oluşturan maddelere ayrıştırılabilir. Bileşikler formüllerle gösterilir. Su, tuz, şeker, sodyum hidroksit, hidrojen klorür, kalsiyum oksit bileşikleri örnektir. Aşağıda tabloda KLMN maddelerinin taneciklerindeki atom çeşidi ve sayıları verilmiştir. Buna göre aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? Şimdi hızlıca tabloya baktığımız arkadaşlar K ve L'nin atom çeşidi 1 ise atom çeşidi 1 olduğuna göre K ve L'nin element olduğunu ifade ederiz. Atom sayısı 2 olduğu için K'nın molekül, L'nin ise arkadaşlar 1 atom sayısına sahip olduğundan dolayı atom olduğunu ifade ediyoruz. M ise atom çeşidi, M ve N'nin atom çeşidi 2'dir. Burada arkadaşlar bu bileşik oluşabilir. M ve N bileşik olabilir arkadaşlar. Şimdi K ve N elementleri element M ve N bileşiktir olabilir. M ve N bu arada arkadaşlar karışım da olabilir. Buna dikkat etmeliyiz. K ve L maddeleri kimyasal yolla başka maddelere ayrıştırılabilirken M ve N maddeleri kimyasal yolla başka maddelere ayrıştırılamazlar. Tam tersi arkadaşlar. K ve L elementler kimyasal yolla başka maddelere ayrıştırılamazlar. Dolayısıyla arkadaşlar bursa kesinlikle yanlıştır arkadaşlar.